Merhaba arkadaşlar. Bugün okuyacağımız kitap Sokrates'in Savunması. Platon. Serhat Yayınları. Türkçesi Profesör Doktor Nejat Bozkurt. Arka kapak. Milattan önce 5. yüzyılın Atina'sında Sokrates'i devletin tanrılarını yok sayıp gençleri saptırarak dinsizlik yaptığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarırlar. Sokrates halk mahkemesi üyeleri önünde bu suçlamaları hafife alır. Alaylı sorularıyla mahkemeyi zor durumda bırakır. Ama yargı onun baldıran zehiriyle ölmesi kararını alır. İşte elinizde tuttuğunuz bu kitapta öğrencisi Platon, hocası Sokrates'in ölümünden yıllar sonra kaleme aldığı Sokrates'in savunmasıyla tarihi duruşmayı ve Sokrates'in son anlarını anlatmaktadır. Savunma, eski Yunan filozofu Sokrates'in düşüncelerini özgün biçimde yansıttığı kadar bir söz sanatı olan savunmanın türünün de eşsiz bir örneğini oluşturmuştur. Birinci bölüm. Beni suçlayanların üzerinizde bıraktığı izlenimleri bilemiyorum Atinalılar. Söyledikleri o kadar inandırıcıydı ki ben bile onları dinlerken neredeyse unutuyordum kim olduğumu. Buna karşın tek bir doğru söz bile söyleyemediklerine inanın. Uydurdukları pek çok yalan arasında usta bir konuşmacı olduğumu ve bu nedenle de güzel sözlerime kanmamanız için ayık bulunmanız gerektiğini söylemelerine çok şaştım. Konuşmaya başladığımda hiç de güzel söz söyleyen bir adam olmadığımı göreceğinizden söyledikleri bu yalanlardan dolayı hiç yüzlerinin kızarmadığı ve utanmadıkları anlaşılıyor. Her doğruyu söyleyen insan usta bir konuşmacıysa eğer bir diyeceğim yok. Bunu kastediyorlarsa ben güzel bir konuşmacı olduğumu kabul ederim. Ama onların demek istediğinden başka bir anlamda. Az önce de dediğim gibi söylediklerinde hiç doğru bir yan yok. Oysa ben sizlere sadece bütün doğruyu söyleyeceğim. Ancak sevgili Atinalılar, ben onlar gibi baştan sona parlak ve gösterişli sözlerle süslenmiş görkemli bir nutuk çekecek değilim. Tanrı Zeus esirgesin. Şu anda yalnız dilimin döndüğünce sözcükleri süslemeden konuşacağım. Çünkü bütün söyleyeceklerimin doğruluğuna inanıyorum. Kimse de benim doğrudan başka bir şey söyleyeceğimi sanmasın. Önünüzde deneyimsiz gençler gibi süslü cümlelerle konuşmak benim yaşımdaki bir adama yakışmaz. Atinalılar, sizlerden dileğim yalnızca şudur ki kendimi savunurken eskiden beri nasıl konuşuyorsam öyle konuştuğuma, halk meydanında, esnaf tezgahlarında ve ona benzer yerlerde nasıl konuşursam, burada da öyle konuştuğuma tanık olursanız şaşırmayın ve kesmeyin sözümü. Çünkü ben 70'ini aşmış bir adam olarak ilk kez yargıç önüne çıkıyorum. Burada konuşulan dile de bütünüyle yabancıyım. Bu nedenle bir yabancının kendi lehçesiyle kendi ülkesinin törelerine göre konuşmasına nasıl doğru bulursanız, beni de tıpkı bir yabancı gibi sayın ve alışık olduğum biçimde konuşmama izin verin. Bu dileğimi gereksiz bulmayacağınızı umarım. Dile getiriş tarzı iyi ya da kötü olmuş. Ne çıkar bundan? Siz asıl benim doğruyu söyleyip söylemediğime bakın. Yalnız buna önem verin. Bir yargıcın değeri de zaten bu tutumuyla orantılıdır. Konuşmacınınki de doğruyu söylemesiyle. Şimdi Atinalılar, İlk olarak bana daha önceden atılan iftiraları, eskiden beri beni suçlayanları yanıltmak daha doğru olur. Sonra da yeni suçlayanları yanıtlayacağım. Sevgili Atinalılar, beni yıllardır sizlerin önünde haksız yere suçlayan birçok kimse olmuştur. Antos ve arkadaşları benim için daha az tehlikeli olmamalarına karşın ben bu eskilerden daha çok korkarım. Evet Atinalılar, bunlar daha tehlikelidirler. Çünkü bu kimseler birçoğunuzu çocukluğunuzdan beri yalanlarla kandırıp, sözde göklerde olup bitenlerle uğraşan, yerin altında nelerin geçtiğini araştıran, yanlış doğru gibi göstermeyi başaran Sokrates adlı bilgiç biri olduğuna inandırmışlardır sizleri. Beni suçlayanlar arasında en çok korktuklarım işte bu uydurma haberleri yayanlardır. Çünkü onları dinleyenler buna benzer konularla uğraşıp kafa yoranların tanrılara inanmadıklarını sanıyorlar. Şunu da ekleyeyim ki bu tür adamların çok olduğuna inanın. Beni de uzun zamandan beri suçluyorlar. Üstelik bu saçmalıkları çocukluğunuzda ya da gençliğinizde daha çok etki altında kalabileceğiniz yaşlardayken kulaklarınıza doldurmuşlardır. Hem de bu suçlamaları benim onları yanıtlama olanağım yokken arkamdan yapıyorlardı. İşin en kötü yanı ise bir komedya yazarı dışında bunların ne adlarını biliyorum ne de sizlere söyleyebilecek durumdayım. Kıskançlıkları ve kötülükleri yüzünden önce kendilerini bile inandırarak başkalarını da kandıran bu kimseler yola getirilmesi en güç olanlardır. Çünkü onları buraya getirebilmek kadar söylediklerini çürütmek de olanaksızdır.
Bu nedenle kendimi savunurken gölgelerle çarpışmak, karşımda yanıt verecek birini bulamadan bana karşı çıkanların savlarının yanlışlığını, onların birbirleriyle karıştırarak göstermek zorunda kalıyorum. Demek ki biraz önce de söylediğim gibi beni suçlayanların iki çeşit olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Biri beni şimdi suçlayanlar, öteki de eskiden suçlamış olanlar. Önce ikincilere yanıt vermemin uygun olacağını sizin de yerinde bulacağınızı umarım. Çünkü bunların hem ötekilerden daha önce hem de daha sık işitmişsinizdir. Öyleyse Atinalılar, artık savunmamı yapmaya başlayabilirim. Uzun yıllardan bu yana kafanızda iyice beslenip yerleşmiş bulunan bir suçlamayı kısa bir sürede çıkarıp atmaya uğraşmalıyım. Eğer benim ve sizler için hayırlı olacaksa, savunmamı başarmayı ve kendimi temize çıkarmayı umarım. Ama bunun hiç de kolay bir iş olmadığını iyi biliyorum. Her şey Tanrı'nın istediği gibi olsun. Benim ödevim yasanın buyruğuna uymak ve kendimi savunmaktır. Başa dönelim de benim suçlanmam için bu davayı açmaya Meletus'u yüreklendiren suçlamanın ne olduğunu bir görelim. Bana iftira edenler ne diyorlar bir bakalım. Beni önünüzde dava ettiklerini varsayarak suçlamalarını kısaca gözden geçirelim. Sokrates suçludur. Yerin altında ve gökyüzünde ne olup bittiğini pervasızca araştırıyor. Kötüyü iyi, yanlışı doğru diye yutturuyor. Başkalarının da kendisi gibi yapmalarını öğretiyor. Suçlamanın aşağı yukarı özeti bu. Aristofanes'in komedyasında sizlerin de kendi gözlerinizle gördüğünüz gibi sahnenin orta yerinde Sokrates adında bir adam dolaştırılıyor. Havalarda gezerken benim kesinlikle hiç anlamadığım şeylerden söz ederek saçma sapan bir sürü sözler mırıldanıyor. Burada dediklerimi, bu gök bilimini ve onun üzerine bilgisi olanları küçültmek ve Meletos'un yeni bir dava açmasından kaçınmak için söylemiyorum. Ama gerçekten bu tür işlerle hiç uğraşmam. Burada bulunan çoğunuz tanığımdır. Konuşmalarımı dinleyen sizlerin hepinizin birbirinize danışmanızı, sorup öğrenmenizi ve bu konuları hakkında konuştuğumuzu bildiğiniz bir şey varsa burada söylemenizi istiyorum. Aranızda çoğu bu durumları yaşadı. İçinizde benim bu konular üstüne şimdiye değin söylediğim tek bir sözü bilen varsa söylesin buradakilere. Yanıtları işitiyorsunuz. Suçlamanın bu kısmına verdikleri yanıt karşısında geri kalan doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında bir yargıda bulunabilirsiniz. Koparılan bütün bu gürültü patırtının gerçekten hiçbir gereği yoktur. Ve eğer biri size benim öğrettiğim işlerine bulaştığımı ve bundan para aldığımı söylerse bu da doğru değildir. İşin aslı eğer bir kimse insanlara gerçekten bir şeyler öğretebilseydi bunun karşılığında bir para alması pekala onun hakkı olurdu. Leontionlu Gorgias, Keoslu Prodokius, Elislü Hippias gibi kentler arasında dolaşarak dersler veren kimseler gençler kendi hemşerilerinden pekala ders alabilecekken, onları kenttaşlarından kopararak kendilerine çekecek kadar kandırabilen ve dersleri karşılığında para almakla kalmayıp üstelik bu parayı almakla büyük bir lütuf gösterdikleri için kendilerine teşekkür ettiren insanlar var, Atinalılar. Şimdi burada aramızda dolaşan Poroslu böyle bir bilgim varmış. Bir gün parayla ders veren bu sofistlere kucak dolusu servet harcayan Hiponikos'un oğlu Kalyas'la karşılaştım. Bu adamın iki oğlu olduğunu biliyordum. Onun için kendisine sordum. Kalyas dedim. İki oğlunun yerine iki tayın ya da iki buzağın olsaydı, onların bakım için birini bulmakta zorlanmazdık. Onlar kendi doğalarına göre yetiştirecek ya bir seyis ya da çiftçi birini tutardın. Ama oğulların insan olduklarına göre onları kimin ellerine teslim edeceğini biliyor musun? Onlar bir insan ve yurttaş olma erdemiyle kim yetiştirecek? Senin oğulların olduklarına göre herhalde bunu düşünüp taşınmışsındır. Ne dersin? Böyle biri var mı, yok mu? Diye sordum. Var dedi Kalyas. Peki o zaman kim, nereli, derslerini kaça veriyor? Diye sorunca Poroslu Evenos, ders ücreti 5 mina yanıtını verdi. O zaman kendi kendime düşündüm ve Evenos gerçekten bu işten anlıyorsa ve bilgisini de bu kadar ucuza öğretiyorsa doğrusu mutlu adammış dedim. Ben de böyle bir bilgiye sahip olsaydım gerçekten gurur ve sevinç duyardım. Ama samimi olarak söylüyorum, benim böyle bir bilgim yok Atinalılar. Belki içinizden biri bu olanlara şöyle diyecek. Peki ama Sokrates, bu seninki nasıl bir iştir? Sana yöneltilen bütün bu suçlamalar nereden çıkıyor? Başkalarınınkinden farklı olağan dışı bir şey yapmadan öne sürüyorsun. Sen de herkes gibi davransaydın bu dedikodular çıkmaz, bu gürültü patırtılar koparılmazdı. Öyleyse anlat bize bunun nedenini de
hakkında acele ve haksız bir yargıda bulunmayalım. Bu itirazı haklı ve yerinde buluyorum. Onun için sizlere bana çalınan bu karar lekelerin, atılan iftiraların ve kötü ünümün nereden çıktığını anlatacağım. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Bazılarınız dalga geçtiğimi, şaka yaptığımı sanabilir ama bütünüyle doğruyu söylediğime emin olun. Benim bu ünüm içinde bulunan bir tür bilgelikten çıkmıştır. Başka bir şeyden değil. Bu nasıl bir bilgeliktir? Salt insana özgü olan bir bilgeliktir. Bende var olan işte asıl bu bilgeliktir. Oysa demin sözünü ettiğim kimselerin benden olmayan bilmediğim ve açıklayamadığım insanüstü bir bilgelikleri var. Benim böyle bir bilgeliğe sahip olduğumu iddia edenler bana iftira etmek için yalan söylemiş oluyorlar. Atinalılar, size fazlaca abartıyormuşum gibi gelse bile mırıldanmayı bırakın. Çünkü şimdi sizlere söyleyeceklerim benim kendi sözlerim değildir. Sizin güveninize hak eden bir tanığın sözleridir. Bilgeliğime ve bunun nasıl bir bilgelik olduğuna tanıklık eden Del Poi, tapınağının tanrı sözcüsünü dinleyin. Kahire Piyon, kuşkusuz tanırsınız. Çocukluğu bir arkadaşımdı ve bir halk dostuydu. Son sürgünde o da sizlerle birlikteydi ve yine birlikte dönmüştünüz. Kahire Piyon'un nasıl bir adam olduğunu, koyunun suyunu bilirsiniz. Kafasına koyduğu bir şeyi kesinlikle yapar. Bir gün Del Poi'ye gitmiş ve kahine, sözümü kesmemenizi sizden bir kez daha diliyorum yargıçlar. Evet, o her şeyi bilen Tanrı sözcüsüne büyük bir cesaretle dünyada benden daha büyük bir bilgenin bulunup bulunmadığını sormuş. Pitolu, Tanrı sözcüsü de benden daha bilge bir adamın olmadığını söylemiş. Kayri Pon artık yaşamıyor ama kardeşi burada mahkemededir. Söylediklerimi önünüzde onaylayabilir. Sizlere bundan neden söz ettiğimi iyice düşünüp taşının. Kurban olduğum bu karalamaların, iftiraların kaynağını açıklamak istiyorum da ondan. Kahinin yanıtını öğrenince şöyle düşündüm. Tanrı sözcüsü ne demek istiyor ve bu söylediklerin ne gibi gizli bir anlamı var? Zira ben az ya da çok bilgi olmadığımın bilincindeyim. O zaman benim en bilge biri olduğumu söylemekle ne demek istiyor? Çünkü o kesinlikle yalan söylemez. Buna izini değildir o. Uzun zaman onun fikrinin ne olduğunu kendime sordum. Nihayet büyük bir güçlükle de olsa kendimi şöyle aydınlatmaya karar verdim. Bilge sayılan birini bulup kahine, Tanrı sözcüsüne gider, onu sınamak ve sözünü çürütmek için derim ki, sen bana insanların en bilgesi diyorsun ama işte benden daha bilge bir adam. Bunun üzerine bilgeliğiyle ünlenmiş birine gittim. Onu iyice inceledim. Adını söyleme gereği duymuyorum ama devlet adamlarımızdan biri. Sırası gelince bir ipucu olsun diye bende bıraktığı izlenimi de anlatacağım sizlere. Onunla konuşurken bu adam birçok kimseden daha bilgeymiş gibi görünüyor ve kendisini de öyle görüyor. Ama hiç de öyle olmadığı bir gerçek. Bunun üzerine kendisinde var olduğunu sandığı bilgeliği hakikatte sahip olmadığını anlatmaya çalıştım. O zaman onun ve orada bulunup beni dinleyenlerin düşmanlığını kazanmış oldum. Oradan ayrılırken kendi kendime şöyle dedim. Doğrusu ikimizin de iyi, güzel bildiği bir şey yok gibi. Ama ben ondan daha bilgeyim. Çünkü o hiçbir şey bilmediği halde bildiğini sanıyor. Oysa ben bilmediğimi bildiğimi sanmıyorum. Demek ben ondan biraz daha bilgeyim. Çünkü bilmediğimi biliyorum diye yutturmuyorum. Sonra başka birine, bundan çok daha bilge tanınan birine gittim. Gene aynı sonuca vardım. Orada da onun ve daha birçoklarının düşmanlığını kazandım. Böylece birçok düşman kazandığımı bile bile soruşturmanın peşini bırakmıyor, birinden ötekine gidiyor, gittikçe de üzülüyor ve umutsuzluğa düşüyordum. Ama kendimi Tanrı'nın hizmetine her şeyden önce vermem gerektiğini düşünüyordum. Tanrı'nın ne demek istediğini anlamak için kahinin bilge saydığı kim varsa ona başvurdum. Atinalılar, köpek hakkı için sizlere doğruyu söyleyeyim ki karşılaştığım şuydu. Bilgelikleriyle en ünlü olanlar bazı istisnalar dışında bana ondan en yoksunlarmış gibi göründü. Ötekilere gelince Tanrı'nın düşüncesine göre onları incelediğimde aşağıda sayılanlar daha duyarlı ve akıllı geldiler bana. Tanrı'nın sözcüsünü çürütmek için o kadar uğraştım, didindim durdum ama bir türlü başaramadım. Devlet adamlarından sonra tragedya yazarlarına, ditrambos ozanlarına, her kesimden ve türden yazar ve şairlere başvurdum. Kendimi artık bu sefer bilgeliğinin onlarınkinden aşağıda olduğunu göreceksin diyordum. En başarılı olduklarını sandığım yapıtlarını seçip yanına aldım. Ve bunları da ne demek istediklerini kendime aydınlatmak için sordum kendilerine. Bu adamlardan bir şeyler öğrenmek umuduyla.
Size doğruyu söylemeye utanıyorum Atinalılar ama söylemeliyim. Orada bulunanların neredeyse hepsinin söyledikleri, ozanların kendi yaptıkları hakkında söylediklerinden çok daha iyiydi. O zaman şairlerin eserlerini bilgileriyle değil, bir tür içgüdüyle, tanrısal bir esinle yazdıklarını, kendilerine tıpkı bir süslü güzel sözler söyleyip de ne dediklerini anlamayan kahinler, tanrı sözcüleri gibi olduklarını hemen anladım. Ozanların durumu da işte buydu. Üstelik onlar ozanlık yetenekleri nedeniyle kendilerini bilmedikleri konularda da insanların en bilgisi sayıyorlardı. Oysa hiç de değildiler. Yanlarından ayrılırken devlet adamlarından nasıl bir üstünlüğüm varsa onlardan da o kadar üstün olduğumu düşündüm. Sonunda zanaatkarlara gittim. Kendimi neredeyse hiçbir şey bilmediğimin bilinciyle onlardan birçok güzel şey bilen, hiç değilse bazılarını bulacağımdan emindim. Bu sefer hayal kırıklığına uğramadım. Onlar gerçekten benim bilmediğim şeyleri biliyorlardı ve bu konularda benden daha bilgiliydiler. Yalnız Atinalılar bu iyi el işçileri de ozanlar gibi kusurlu göründüler bana. Kendi mesleklerini iyi yaptıkları için onlardan her biri çok önemli şeyleri de aynı şekilde anladıklarını sanıyorlardı ve bu yanılsama da onların profesyonel bilgilerini gölgeliyordu. O zaman Tanrı'nın sözcüsünü haklı çıkarmak için onların ne bilgisini ne de bilgisizliğini paylaşmaktansa, onlardan biri ya da öteki olmaktansa olduğum gibi kalmayı tercih etmemeli miyim diye kendime sordum. Ve hemencecik kendime ve Tanrı sözcüsüne ne isem öyle kalmam daha avantajlı diye yanıt verdim. İşte bu soruşturmalar Atinalılar. Bana karşı öylesine korkunç ve acı kinlerin beslenmesine yol açtı ki bu kinden kaynaklandı bunca iftira ve başıma kakılan bilgelik ünü. Çünkü beni dinleyenler başkalarının bilgisizliklerini gizleyen maskeyi düşürdüğüm konularda her zaman benim bilgili olduğumu sandılar. Gerçekte yargıçlar asıl bilge olma şansına yalnızca Tanrı sahiptir. O, sözüyle ve sözcüsü aracılığıyla insan bilgeliğinin büyük bir şey olmadığını ya da yalnızca bir hiç olduğunu söylemek istemiştir. Eğer adımdan söz etmişse bunu yalnızca beni bir örnek olarak almak için yapmış ve adımı kullanmıştır. Bununla sanki şöyle demek istemiştir. Aranızdaki en bilge kişi insanlar, Sokrates gibi bilgeliğinin bir hiç olduğunu bilendir. İşte bu yüzden bana bilge görünen bütün yurttaşları ve yabancıları bugün bile hala sorup soruşturarak, arayıp bularak ve sorgulayarak her yere gidiyorum. Ve onların bilgi olmadıklarını ortaya çıkardığım zaman da kendimi Tanrı'nın doğrulayıcı ve savunucu tek önde geleni yapıp kendilerine bilgi olmadıklarını gösteriyorum. Bu şekilde meşgul olduğumdan ne kendimin ne de kentin işleriyle ciddi biçimde ilgilenme fırsatını da asla bulamadım ve büyük bir yoksulluk içinde yaşadım. Çünkü kendimi Tanrı'nın hizmetine adadım. Bundan başka boş zamanlar olan gençler içlerinden geldiği gibi kuşatıyorlar çevremi. Çünkü bunlar en zengin ailelerin oğullarıdır. İnsanları incelememi dinlemekten hoşlanıyorlar ve sıkça beni kendi kendilerine taklit ediyorlar. Onlar da başkalarını incelemeyi deniyorlar ve bir şeyler bildiğini sanan ama hiçbir şey bilmeyen ya da pek az şey bilen birçok kişiyi bulup ortaya çıkarıyorlar. Sorgulanan kimseler onlara kızacaklarına bana kızıyorlar ve Sokrates diye alçağın biri gençleri yoldan çıkarıyor diyorlar. Oysa onlara gençleri baştan çıkarmak için ne yaptım ve ne öğrettiğim sorulsa söyleyecek bir şeyler yoktur. Bilmezler. Ama içine düştükleri sıkıntılı açmazın belli olmaması, görünmemesi için de felsefeyle uğraşan herkese bulaştırılan, gökte ve yer altında olup biteni araştırdığı, tanrılara inanmadığı ve kötüyü iyi diye gösterdiği gibi saçma sapan basitlikleri sayıp dökerler. Doğruyu söylemeye gelince bir şey bilmedikleri halde biliyormuş gibi görünmelerinin açığa vurulduğunu söylemeye bir türlü dilleri varmaz. Kuşkusuz onurlandırılmak, saygı görmek isteyen kaba ve bir sürü insan vardır böyle. Benden söz açıldığında güç birliği etmişçesine hep bir ağızdan ve sizleri inandırmayı bildiklerinden eskiden beri kışkırtıcı iftiralarla kulaklarınızı doldurdular. Şimdi de doldurmaya devam ediyorlar. Meletos, Aintos, Likon'u bana saldırmaları için yüreklendiren işte bu iftiralar ve kara çalmalardır. Meletos ozanların, Aintos zanaatkarlarla siyasetçilerin, Likon'da güzel konuşma yapan retorikçilerin hınçlarını, kinlerini dile getiriyorlar. Başlarken de söylediğim gibi zihinlerinizde çok güçlü kökleri bulunan bu iftira ve lekelemeleri bu çok kısa zamanda söküp atmayı başarsaydım çok şaşardım. Sizlere doğruyu söyledim Atinalılar. Önemli ya da değil. Olan hiçbir şeyi saklamadan ve de değiştirmeden. Buna karşın şimdi daha öncekinde olduğu gibi aynı nedenlerle bana hınç besleyeceklerine aşağı yukarı eminim. Bu doğruyu söylediğimin fazlasıyla bir kanıtıdır. Peşimi bırakmayan bu iftiraya
ve onun kaynağı olan şeye karşı. Şimdi ya da daha sonra bu konu üzerinde soruşturun. Bulacağınız işte hep budur. İlk suçlayıcılarım tarafından bana karşı yöneltilen suçlamalar üzerine kendimi savunarak haklı çıkarmak için yeterince söz söyledim. Şimdi Meletos'a, siteye çok bağlı olduğunu savunan bu onurlu insana ve yeni suçlayıcılarıma yanıt vermeye deneyeceğim. Sanki yeni suçlamaları ele almış gibi yapalım ve birincilerde olduğu gibi bunlarla ilgili savunma metnini ortaya koyalım. Aşağı yukarı şöyle diyor iddia metni. Sokrates, gençleri baştan çıkardığı, sitenin tanrılarını onurlandırmadığı ve onların yerine yeni kutsal şeyler koymakla suçludur. Suçlama böyle. Şimdi hepsini birer birer ele alalım. Suçlayıcı, gençleri yoldan çıkardığım, bozduğum için suçlu olduğumu ilan ediyor. Ben de diyorum ki, Atinalılar, asıl Meletos ciddi şeyleri oyuna dönüştürdüğü, adaleti yanıltmak suretiyle hafife aldığı ve aslında hiç uğraşmak zahmetine katlanmadığı konulara sahte bir ilgi ve aşırı bağlılık göstererek herkesi mahkemeye boşuna sürüklemekten suçludur. Hakikatin tam böyle olduğunu sizlere göstermeyi deneyeceğim. Yaklaş buraya Meletos ve cevap ver. Gençlerin olabildiğince erdemli kılınmalarına büyük bir önem vermiyor musun? Evet. Peki öyleyse onları en iyi kılanın da kim olduğunu yargıçlara söyle hadi. Bunu dert edindiğine göre bildiğin kesin. Dediğine göre gençleri bozanı ve baştan çıkaranı bulmak için benim peşime düşüp bu mahkeme önünde beni suçluyorsun. Hadi söylesene. Gençlere en iyi kılanın adını söyle ve onu bu yargıçlara tanıt. Görüyorsun Meletos. Susuyorsun ve ne söyleyeceğini bilmiyorsun. Bu sana utanılacak bir şey gibi gelmiyor mu? Ve benim ileri sürdüğüm şeyin gençler için hiç tasarlanmadığının bu yeterli bir kanıt değil mi? Haydi söyle bakalım, gençleri kim daha iyi kılar ve olmaya yönetir? Yasalar. Benim sana sorduğum bu değil genç adam. Söylediğim bu yasalara her şeyden önce bildiği anlaşılmış olan kim gençleri daha iyi kılar? Bunlar senin önündeki adamlardır, Sokrates, yargıçlardır. Nasıl dersin Meletos, bu insanlar gençleri eğitebilirler ve onları en iyi kılabilirler mi? Kesinlikle. Hepsi mi? Yoksa içlerinden bir kısmı bunu yapar, bir kısmı yapmaz mı? Hepsi. Hera hakkı için ağzından bal damlıyor. Bundan böyle iyi eğitmen sıkıntısı çekmeyeceğiz. Ama şunu da söyle bana. Bizi dinleyen bu insanlar gençleri iyi kılarlar mı? Kılmazlar mı? Onlar da gençleri iyi kılarlar. Ya senatörlerimiz? Senatörlerimiz de. Peki Meletos, bu toplantıda bir araya gelmiş yurttaşlar, din adamları da gençleri bozmazlar mı? Ya da onlar da ayrımsız gençleri yıkılarlar mı? Evet, onlar da. Öyleyse benim dışımda bütün Atinalılar gençleri iyi ve güzel kılıyor görünüyor. Onları bozan bir tek benim. Söylediğim bu mu? Bunu mu diyorsun? Evet, aynen bu. Eğer doğruyu söylüyorsan gerçekten de şansım yok ama cevap ver. Atlar söz konusu olduğunda da böyle mi? Herkesin onları aynı biçimde iyi eğittiğine ve yalnız birinin onları huysuzlandırdığına mı inanıyorsun? Ya da tam tersine, tek bir kişi veya çok az sayıda seyis onları eğitebiliyorlar ya da insanların çoğu onlara binerken ve kendilerine hizmet ettirirken huysuzlaştırmıyorlar mı onları? Atlar ve bütün öteki hayvanlar için Meletos böyle değil mi bu? Anitos'la sen katılın ya da katılmayın bu kesinlikle böyle. Bir tek kişinin gençleri bozdu ve diğerlerinin onları mükemmel kıldıkları eğer doğru olsaydı bu genç adamlar için gerçekten büyük bir mutluluk olurdu. Ama gerçek tümüyle başkadır. Meletos. Gençler hakkında şimdiye değin hiç kaygılanmadığını yeterince gösterdin ve sırtıma yığıp peşime taktığın şeyleri de asla umursamadığını kayıtsızlığın açıkça gösteriyor. Şimdi Zeus hakkı için söyle bana Meletos. Onurlu insanlarla mı yoksa kötü olanlarla mı yaşamaya değer sence? Haydi dostum cevap ver. Sana hiç de zor bir şey sormuyorum. Kötülerin yanına yanaşanlara her zaman kötülük, iyilerin de iyilik yaptıkları doğru mu? Doğru. Peki birlikte olduğu insanlardan yarardan çok zarar görmek isteyen biri var mıdır? Yanıtla cesur dostum. Çünkü yasa yanıtlamanı istiyor. Zarara uğratılmak isteyen bir insan var mıdır? Kesinlikle hayır. Bakalım öyleyse. Gençleri yoldan çıkarıyor, kötülüğe sürüklüyorum diye beni buraya getiren sana göre ben bunu bilinçli mi yoksa bilinçsiz mi yapıyorum? Bilerek. Daha neler? Senin gibi genç biri, Meletos. Benim gibi yaşlı bir adamın bilgelikte bu kadar geçer mi? Ne yani? Sen kötülerin yanındakilere her zaman kötülük, iyilerin de iyilik ettiklerini söylüyorsun da ben
Benimle yaşayanlardan birisini bozduğumda, kötü kıldığımda ondan da bana kötülük geleceğini bilmeyecek kadar koyu bir bilgisizliğe mi sahibim? Ve böyle bir yanlışı bilerek yapacağımı söylüyorsun. Buna beni inandıramazsın, Meletos. Ve dünyada kimsenin de inanmayacağına eminim. Doğru olan şu ki ben kimseyi yoldan çıkarmıyorum. Ya da eğer baştan çıkarıyorsam bu bilmeden oluyor. O zaman sen her iki durumda da yalan söylüyorsun. Ama eğer bilmeyerek onları bozuyorsan yasaya göre bilinçsiz yapılmış hatalar cezalandırılmaz. Bunu işleyeni özel olarak bir kenara çekmek, öğüt vermek ve uyarmak gerekir. Çünkü bir kez öğütlenince bilmeden bilinçsizce yaptığım bir daha yapmayacağım açıktır. Ancak sen benimle konuşmaktan ve beni eğitmekten her zaman kaçındın. Böyle yapmakta hiç kararlı olamadın. Ve beni buraya, uyarıcılara ihtiyacı olanların gideceği yere değil de cezayı hak edenlerin gönderildiği bu mahkemeye sürükledin. Atinalılar, şimdi iyice anlaşılıyor ki demin söylediğim gibi Meletos bütün bunlara hiç kaygı duymamıştır. Yine de anlat bakalım Meletos, gençleri nasıl kandırdığımı. Kaleme aldığın şikayet dilekçesine göre sitenin tanıdığı tanrılara saygı göstermemelerini ve onların yerine başka kutsal varlıkları koymalarını gençlere öğrettiğim açık değil mi? Sana göre bütün bunları öğreterek onları baştan çıkarıyorum, değil mi? Evet, bütün gücümle doğruluyorum bunu. Öyleyse Meletos, söz konusu bu tanrılar adına. Bana ve bu yargıçlara daha açık biçimde deyiver. Zira bir şey var ki iyi kavrayamadım. Bazı tanrıların olduğuna inanmayı öğrettiğimi mi söylemek istiyorsun? Bu durumda tanrılara inanan biri olarak bütünüyle tanrı tanımaz olmadığım gibi suçlu da sayılmam. Yoksa bunlar sitenin tanrıları değil de farklı tanrılar mı? Ve sen de beni bunun için suçluyorsun. Ya da tanrılara hiç inanmadığımı ve bu öğretiyi başkalarına öğrettiğimi mi söylemek istiyorsun? Evet, ben senin tanrılara hiç inanmadığını savunuyorum. Hayret Meletos, bunu hangi nedenle savunuyorsun? Sence ben herkes gibi güneş ya da ayı tanrı olarak tanımıyor muyum? Hayır yargıçları, Zeus hakkı için onları tanımıyorum. Çünkü güneşin bir taş, ayın da toprak olduğunu öne sürüyor. Suçladığın kişiyi Anaxagoras sanıyorsun, benim aziz Meletos'um. Sen bu yargıçları o kadar küçümsüyor musun? Ve onları Klozomenyali, Anaxagoras'ın kitaplarının Kur'anlarla dolu olduğunu bilmeyecek kadar zır cahil mi sanıyorsun? Gençler bu kitapları orkestradan bile en çok bir drahmiye satın alabilecekken senin istediğin gibi neden gelip benden öğrensinler? Ve sonra da çok yabancı olan bu düşünceleri kendisininmiş gibi gösterip satan Sokrates'e neden alay etmesinler? Zeus hakkı için benim hiçbir tanrıya inanmadığım senin son düşüncen mi? Evet, Zeus adına hiçbirine kesinlikle inanmıyorsun. Sana nasıl inanılır Meletos? Bana öyle geliyor ki sen kendine bile inanmıyorsun. Atinalılar, bana göre Meletos kaba ve haddini bilmez, ölçüsüz biri. Gençliği ve düşüncesizliği yüzünden beni sadece aşağılamak için suçlamaya kalkıştı. Belki de beni sınamak için bu gizli dolu, esrarengiz bilmeceyi uydurdu. Belki de kendi kendine, bakalım Sokrates bu bilgili adam bir oyun oynadığımı, işi alaya aldığımı ve çelişkili sözler söylediğimi fark edip anlayacak mı? Ya da onun ya da onu ve bizi dinleyen herkesi atlatabilecek miyim? Dedi. Bana gerçekten öyle görünüyor ki suçlama belgesinde çelişmeler var. Sanki şöyle diyor. Sokrates tanrıların var olduğuna inanmamaktan ve inanmaktan suçludur. Bu açıkça bir alaydır. Benimle birlikte Atinalılar, onun neden çelişmeye düştüğünü düşündüğümü inceleyin. Sen Meletos, yanıt ver bize. Sizler de başlarken ettiğim ricamı hatırlayın da alışık olduğum için de konuşma yapmama karşı çıkmayın. İnsanlara ilişkin şeylerin varlığına inanan ve insanların var olduğuna inanmayan bir kimse bu dünyada var mıdır Meletos? Kaçamaklı yollara sapmadan yanıt versin yargıçlar. Atlara inanmayan ama onların kullanıldığı işlere inanan, flüt çalanlara inanmayan ama flüt sanatına inanan bir insan var mıdır? Hayır, yoktur böyle yetkin bir insan. Yanıtlamak istemediğinden onu sana ve bu topluluğa ben söyleyeyim. Ama en azından şu soruya cevap ver. Daimonlarla, cinlerle ilgili şeylere inanan ve cinlere inanmayan biri var mıdır? Hayır. Nihayet yargıçların zorlamasıyla da olsa, büyük bir sıkıntıyla da yapsan seni bana cevap vermeye ikna edebildim. Demek ki yeni ya da eski dönemde bir önemi yok. Cinlerle ilgili işlere inandığımı ve bunları öğrettiğimi kabul ediyorsun. Söylediğine göre ben cinlerle ilgili şeylere hep inanıyorum. Buna suçlama belgende yeminle tanıklık etmişsin bile. Ancak cinlere ilişkin şeylere inanıyorsam eğer, zorunlulukla değil mi? Cinlere de inanmam gerekir. Sonuç zorlanmamış mıdır? Zorla çıkarılmamış mıdır? Evet öyle.
Cevap vermediğine göre benimle aynı düşüncede olduğunu kabul etmeliyim. Oysa bizler bu cinlere tanrılar ya da tanrıların çocukları gibi bakmıyor muyuz? Katılıyor musun? Evet mi? Hayır mı? Katılıyorum. O zaman buradan çıkan sonuç, eğer cinlere inanıyorsam senin söylediğin gibi ve eğer cinler hangi ad altında olursa olsun tanrı iseler, sen bir takım gizemli işler çeviriyorsun, muammalardan söz ediyorsun ve bizimle eğleniyorsun demekte haksız mıyım? Çünkü hem tanrılara inanmadığımı söylüyorsun, hem de arkasından cinlere inandığımdan tanrılara da inandığımı, öte yandan bu daimonlar, cinler, söylendiği gibi tanrıların nimfalardan ya da başka anılardan doğan piçleri iseler, tanrılar olmadığı halde tanrıların çocukları olduğuna kim inanabilir? Bu katırların eşekle altın oğlu olduğuna inanmak ama ne atların ne de eşeklerin var olmadıklarına inanmak kadar saçma ve anlamsız olacaktır. Evet Meletos, ya beni sınamak için kasıtlı olarak ya da benden yakınmak için ipe sapa gelir bir suç bulamadığından bütün bu saçmalıkların peşinden beni sürüklediğin kesin. Ancak duyarlılığı ve kavrayışı az da olsa aynı insanın bir yandan daimonlara, cinlere ilişkin ve tanrısal, kutsal şeylere inanıp da öbür yandan ne daimonlara, ne tanrılara, ne de kahramanlara inanmaması kesinlikle olanaksızdır. Buna kimseyi ikna edemezsin. Doğrusunu söylemek gerekirse Atinalılar, Meletos'un bana mal ettiği kötülüklerin suçlusu olmadığıma sizlere inandırmak için gözlerimi daha fazla uzatmaya gerek olmadığını sanıyorum. Söylediklerim yeterli. Ancak daha önce de ifade ettiğim gibi, üzerime bana karşı şiddetli ve sayısız düşmanlıklar çekmiş bulunuyorum. Bundan başkası doğru değildir. İyi bilin. Suçlu bulunacak olursam eğer bunlar yüzünden kaybedeceğim. Kana bana kaybettirecek olan budur. Ne Meletos ne de Anitos olmayacak gerçekten. Ama daha önce pek çok iyi insanı kaybetmelerine yol açan ve kuşkusuz daha da kaybedecek olanlar şu bir yığın adamın iftiraları ve çekemeyişi yüzünden kaybedeceklerdir. Zira bu kötülüğün bende durup kalması, benimle bitmesi olası değil. Biri belki de bana şöyle diyecek. Peki Sokrates, bugün seni ölme riskiyle karşı karşıya getiren bir yaşam biçimini sürdürmekten utanmıyor musun? Bu adama şu doğru yanıtla karşı çıkabilirim. Yanılıyorsun dostum. Bir insanın ölme ya da yaşama şansını değerin ne denli az olursa olsun hesaplaması gerektiğini sanıyorsun. Oysa ne yaparsa yapsın o yalnızca tek bir şeyi, haklı mı yoksa haksız mı olduğunu, yürekli bir adam gibi mi yoksa bir alçak gibi mi davrandığını dikkatlice düşünmelidir. Sana kalsa Troya'da ölen yarı tanrıların hepsinin, özellikle de onursuzluğun var olduğu her yerde en küçük tehlikeyi bile göze alan Tetis'in oğlunun aklının sakat olması gerekir. Hektor'u öldürmek için onun sabırsızlandığını gören ve kendisi de bir tanrıç olan annesi, belleğin beni yanıltmıyorsa ona aşağı yukarı şöyle seslenir. Oğlum, eğer Patroklas'ın ölümünün öcünü alır ve Hektor'u yok edersen bil ki sen de öleceksin. Zira Hektor'un hemen ardından seni bekleyen yazgı budur. Bu kehanet geleceği öngörme, onun ölümü ve tehlikeyi horlamasına, küçük görmesine engel olmadı. Dostların öcünü almadan alçakça yaşamaktan çok daha fazla korkuyordu. Şu yamru yumru, eğri büğrü gemilerin yanında yeryüzünün yararsız bir yükü, bir maskara gibi kalmamak için dostum canını alanı cezalandırdıktan hemen sonra ölürsem öleyim diye bağırdı. Ölümden ve tehlikeden onun hiç kaygı duyduğunu mu düşünüyorsunuz? Atinalılar, işte size gerçekten en doğru davranış kuralı. En onurlu olduğuna inandığı bir işi ya da baştaki biri tarafından verilen veya yerleştirilen bir görevi seçen her insan, bana göre tehlike ne olursa olsun orada kalmalı ve ne ölümü ne de başka bir kaybı dikkate almaksızın her şeyden önce onuru düşünmelidir. Benim için de bundan başka biçimde davranmak çok garip bir çelişik olurdu. Çünkü Potiadia'da, Amfipolis'te, Delyon'da, sizlerin seçtiği komutanların gösterdikleri yerde her türlü ölüm riskini göze alan ben, şimdi Tanrı'nın beni kendimi ve başkalarını inceleyerek ve felsefe yaparak yaşamakla görevlendirildiğini hayal ederek ve buna inanarak her türlü ölüm korkusu ve öteki tehlikeler karşısında görevimi bırakıp nasıl kaçarım? Böyle bir davranış gerçekten ağır bir suç olurdu. Kendimi bilge sanarak ölüm korkusuyla Tanrı sözüne kulak asmasaydım, o zaman pek haklı olarak mahkemeye çağrılabilir ve tanrıların varlığını yadsımaktan suçlanabilirdim. Çünkü ölüm korkusu Atinalılar, kişinin gerçekte bilgi olmadığı halde kendini bilge sanması değil midir? Bilmediğini kişinin bildiği iddia etmesi, bilmediğini kişinin bildiğini iddia etmesi, sanması değil midir? Gerçekte kimse bilmiyor ölümün ne olduğunu.
Korktuklarından insanların en büyük kötülük saydıkları ölümün belki de en büyük iyilik olduğunu kim bilir? Bilmediğimiz bir şeyi bildiğimizi sanmak gerçekten utanıp sıkılacak bir bilgisizlik değil midir? İşte yargıçlar, birçok kimseden bu noktada farklı olduğuma inanıyorum. Herhangi bir konuda eğer başkalarından daha bilgi olduğumu iddia etme cesaretini gösteriyorsam, bu yeraltı dünyasında Hades'te olup biteni yeterince bilmediğimden ve bilmek de istemediğimi düşündüğümdendir. Öyle ya, ben öteki dünyada olup biteni yetesiye bilmediğim gibi bir şey bildiğime de inanmıyorum. Ancak Tanrı ya da insan olsun kendinden daha iyi olanlara kötülük ve itaatsizlik etmenin doğru olmadığını, bir kötülük ve utanç verici olduğunu biliyorum. Ben tanıdığım, bildiğim kötülüklerden korkarım ama iyi olmadıklarını bilmediğim şeylerden ne korkar ne de çekinirim. Onun için şimdi siz beni serbest bırakıp da ant olsun Sokrates madem ki böyle bir suçla suçlanmıştır, ona herhalde ölüm cezasını vermek gerekiyor. Yoksa bütün çocuklarınız onun öğütlerini dinleyerek bütünüyle bozulacaklardır demesine kulak asmayarak, Sokrates, biz Antos'u dinlemiyoruz. Seni bir şartla serbest bırakırız. Bir daha artık bu şekilde kimseyi sorguya çekmeyeceğine ve filozofluk yapmayacağına söz ver. Eğer bunları yapar da bir daha suçlandırılırsan öleceksin derseniz, kurtulmam için öne sürebilecek böyle bir koşula karşı derim ki, Atinalılar, sizleri sayar ve severim. Ama ben sizden çok Tanrı'ya boyun eğerim. Son nefesime kadar ve gücüm yettiğince iyi biliniz ki felsefe yapmaktan, karşıma çıkan herkesi ona yöneltmekten ve sizlere felsefe öğretmekten vazgeçmeyeceğim. Karşıma çıkan herkese her zaman dediğim gibi gene şöyle diyeceğim. Sen ki dostum Atinalısın, dünyanın en büyük, gücü ve bilgeliğiyle en ünlü kentinin hemşerisisin. Olabildiğince çok para yığmaya, ün ve onur peşine düşmeye bu denli önem verdiğin halde bilgeliği, aklı, hiç durmadan yüceltmesi gereken ruhu bu kadar az önemsemekten hiç kaygı ve sıkıntı duymaz mısın? Hiç yüzün kızarmaz mı? Kendisiyle tartıştığım bu adam sıraladıklarıma önem verdiğini söylese bile, yakasını bırakacağımı ve onu salıvereceğimizi sanmayın. Hayır, gene soracağım. Onu gene sorguya çekeceğim, inceleyeceğim. Onunla gene tartışacağım. Söylediğinin aksine erdemli olmadığı hakkında ben de bir kuşku uyanırsa, erdemli olduğunun bir sözden başka bir şey olmadığını anlarsam, kendisini değeri büyük olana az değer verdiğinden, değeri küçük olana ise çok değer verdiğinden ötürü utandıracağım onu. Benzer sözleri genç, yaşlı, yurttaş, yabancı, özellikle kan bağım olan siz yurttaşlarıma yineleyeceğim. Zira bu bana, iyi biliniz, Tanrı'nın bir buyruğudur ve şuna inanmış bulunuyorum. Kentimizde şimdiye değin Tanrı'nın buyruğunu yerine getiren benim bu hizmetimden daha büyük bir iyilik edilmemiştir. Çünkü ben sokaklarda yürürken genç, yaşlı hepinizi, bedeninize ya da zenginize değil, her şeyden önce ruhunuzu yetkinleştirmenize önem vermeniz gerektiğini inandırmaktan başka bir amacım yok. Size tekrar ediyorum, erdem getirenler zenginlikler değildir. Ama tek tek kişilerin ya da devletin zenginliklerini elde edilmesi erdem sağlar. Benim görevim parayla erdemin elde edilemeyeceğini ama paranın da her türlü iyiliğin de erdemliğine geldiğini söylemektir. Ben bunları söyleyerek eğer gençleri baştan çıkarıyorsam o zaman özlü deyişlerin zararlı olduklarını kabul etmek gerekir. Ama biri çıkıp da bundan başka bir şey söylediğimi savunursa yalan söylemiş olur. Bu noktada şöyle diyeceğim Atinalılar. Antos'u ister dinleyin, ister dinlemeyin. Beni ister salıverin, ister salıvermeyin. Ama şunu iyice bilin ki, bin kez ölmek zorunda bırakılsam bile asla yolumu değiştirip başka bir şey yapmayacağım. Kesmeyin sözümü Atinalılar. Sizden istediğim şeye uyun. Ne dersem diyeyim, protesto etmemenizi ve bana kulak vermenizi dilemiştim. Zira beni dinlemekle kazançlı çıkacağınızı sanırım. Sizlere daha yüksek çığlıklar attırabilecek söyleyeceğim daha başka şeyler var. Yalvarırım, sükunetinizi koruyun. Benim gibi bir adama aldırmayıp da öldürtürseniz eğer, en büyük kötülüğü bana değil, kendinize yapmış olacaksınız. Çünkü bana az da olsa ne Meletos'un ne de Antos'un bir zararı dokunabilir. Öyle, öyle ya, kötü bir adamın iyi bir adama zarar verebilmesi nasıl olanaksız olabilir? Beni ölüme ya da sürgüne veya yurttaşlık haklarından yoksun bırakılmaya mahkum ettirebilirler. Ve bunlar kuşkusuz beni suçlayanların ve belki de diğer bazılarının gözlerinde büyük mutsuzluklardır. Ama ben böyle düşünmüyorum. Suçsuz, masum birini yok etmeye giriştiklerinde onların yaptıkları bu şeyin başka türlü korkunç bir şey olduğuna inanıyorum.
Atinalılar, hem ben sanıldığı gibi kendime olan sevgimden dolayı değil, size olan sevgimden ötürü savunuyorum kendimi. Ancak korkarım benim hakkım etmekle Tanrı'nın sizlere hediye içinde sunduğu, kendisini savunmuyorsunuz. Sizlere sunduğu birini cezalandırmakla Tanrı'yı gücendirmiş oluyorsunuz. Eğer beni gerçekten öldürtürseniz, gülünç bir benzetme yapmama izin verilirse, hem büyük hem de cins ama büyüklüğünden dolayı ağır, yavaş olan ve dürtülmesi gereken bir ata benzeyen devleti yerinde oynatmak için Tanrı'nın musallat ettiği benim gibi bir at sineğini zor bulursunuz. Ben Tanrı'nın devleti başına tebelleş ettiği bir at sineğiyim. Her gün her yerde sizi dürtüyor, uyarıyor, azarlıyor, adınızı bırakmıyorum. Benim gibi birini yargıçlar kolayca bulamayacaksınız. Ve eğer bana inanırsanız beni esirgeyin, kendinizi benden yoksun bırakmayın. Ama belki de uykusundan ansızın uyandırılan biri gibi canını sıkılarak uzun boylu düşünmeden Antus'un öğüdünü uyar ve beni kolayca vurup öldürebileceğiniz sanısına kapılırsınız. Ve Tanrı sizlere acıyıp da benim yerime başka bir at sineği gönderinceye değin, yaşamanızın geri kalan kısmını da gene uykuda geçirirsiniz. İşte size Tanrı tarafından gönderildim demenin kanıtı. Buyurun. Ben başkaları gibi olsaydım, yıllarca sizi erdeme yöneltmekle, bir baba, bir ağabey gibi teker teker sizin sorunlarınızla uğraşarak kendi işlerimi savsaklamaz, onlara sabırlı bir seyirci gibi bakı kalmazdım. Böyle bir durum sanırım insan yapısına pek uymasa gerek. Bütün bunlardan bir şey kazansaydım ya da aydınlatma, uyarma çabalarıma karşı para alsaydım, bu davranışımın bir anlamı olur, durum açıklanabilirdi. Ama şimdi kendiniz de görüyorsunuz ki bana olmadık ithamlarda bulunan, beni suçlayanların küstahlığı, bir kimseden para aldığımı ya da almak istediğimi kanıtlayacak ufacık bir ipucu ortaya çıkarma cesaretini gösteremiyorum. Bu sözümün doğruluğunu yalanlayamayacak bir tanığı çıkarıyorum ben ortaya. Yoksulluğumu. Halka açık toplantılarınızda görünmek ve devlet işlerine karışarak düşüncelerimi orada söylemek yerine, sokaklarda dolaşıp buna öğütler vererek başkalarının işlerine burnumu sokmaya kalkışmam belki size garip gelebilir. Bunun nedenini söyleyeyim. Tanrısal bir işaretin veya cine, daimona ilişkin bir belirtinin bana göründüğünden söz açtığımı birçok yerde sıkça işitmişsinizdir. Suçlayanların başlarından birisi olan Meletus'un alay yolu boyuna diline doladığı da buydu. Çocukluğumdan beri başlayıp süre gelen bu durum bir tür ses olup bana kendini duyurduğunda yapmaya niyetlendiğim şeyden beni her zaman döndürür, alıkor ama arkamdan da beni asla itmez. Siyasetle uğraşmama o karşı çıktı. Ve beni bu işten cayırdığı için kendi adıma çok mutlu olduğuma inanıyorum. Zira iyi bilin ki Atinalılar, ben ta gençliğimden beri eğer siyaset işlerine karışmış olsaydım, daha o zaman ölürdüm de ne size ne de kendime hiçbir yararım dokunamazdı. Hizmette bulunamazdım. Size doğruyu söylersem kızmayın bana. Sizlere ya da bütün başka halk topluluklarına yiğitçe karşı çıkıp hayır diyen ve devletteki pek çok yasa dışılıklara, haksızlıklara ve adaletsizliklere karışmayı önlemek isteyen hiç kimse şimdiye değin yaşamını kurtaramamıştır. Gerçekten adalet için savaşmak isteyen, kısa zamanını, ömrünü yaşamak isteyen kimse kesinlikle özel yaşamın içine çekilmeli ve kamu yaşamına yanaşmamalı ve katılmamalıdır. Sizlere yalnız sözlere değil ama değer verdiğimiz duygulara dayanan güçlü kanıtlar sunacağım. Başıma gelen bir olayı dinleyin. O zaman ölüm korkusunun bana haksızlığa karşı hiçbir vakit boyun eğdiremeyecek güçsüzlükte olduğunu, boyun eğmektense ölümü yeğleyen bir adam olduğumu anlarsınız. Benim gibi bir savunmacının avantajından yararlanarak ama bütün içtenliğimle konuşacağım. Şimdiye değin yalnız halk kurulu üyeliği yaptım Atinalılar. Senatörlük yaptım. Üyesi olduğum Antiochus oymalı, deniz savaşından sonra ölülerin toplayamayan 10 komutanın generalin duruşmasında Pitanya makamında bulunuyordu. Hepinizin daha sonra da yasaya aykırı olduğunu kabul ettiğiniz gibi onları toptan yargılamayı istiyordunuz. O zaman yasaya aykırı bu davranışınıza karşı çıkan Pitanlar arasındaki tek üye ben olmuş, oyumu sizinle birlikte kullanmamıştım. Söylevciler beni suçlamaya, beni yargı önüne çıkarmaya hazırladılar. Sizler de bağırıp çağırarak körüklüyordunuz onları. Bense görevimin hapse atılma ya da öldürme korkusuyla haksızlıklara katılmaktansa yasa ve adaletin yanında tehlikeye kafa tutmak ve atılmak olduğuna karar vermiştim. Bunlar olup bittiğinde kent devlette hala demokrasi vardı ama oligarşi iktidara geldiğinde 30'lar geçti başa. Onlar da öbür 4 kişiyle birlikte beni de 5. olarak Tolos'a çağırdılar. Öldürülmesini istedikleri Salamin'li Leon'u Salamin'den getirmemizi buyurdular.
Zira daha başka birçok kimseye sıkça bu tür buyruklar vermişlerdir. Sorumlulukları olabildiğince daha çok kimseyle paylaşmak için. Bu durumda bir kez daha kuru laflarla değil ama eylemlerimle sizi şaşırtmadan söylemem gerekirse ölümden hiç zerre kadar kaygı duymadığımı, tek önem verdiğim şeyin haksızlık yapmaktan, günah işlemekten sakınmak olduğunu gösterdim. Bu iktidar gücü ne denli kuvvetli olursa olsun bana bir haksızlık yaptıracak kadar etkileyemedi beni. Tolos'tan çıkar çıkmaz öteki dört kişi Salamine gidip Leon'u getirdiler. Bense doğru evime gittim. Eğer 30'ların bu yönetimi kısa bir süre sonra devrilmeseydi, bu davranışımı yaşamımla öderdim. Bu olguların doğruluğuna sizlere pek çok kimse tanıklık eder. Eğer siyasi yaşama, kamu işlerine karışıp da bütün bu işleri güvenilir bir adam gibi davranarak ele alsaydım, olması gerektiği gibi adaleti her şeyin üstüne tutup savunmasını üstlenseydim, bunca yıl sağ kalacağımı nasıl düşünürsünüz? Hayır Atinalılar, ne ben ne de bir başkası gelebilirdi bu işlerin üstesinden. Ben bütün yaşamım boyunca yerine getirdiğim kamu işlerinde olsun, özel ilişkilerimde olsun, öğrencilerim olduklarını söyleyerek beni lekelemek isteyenlere karşı bile kimseye adalete karşı olacak hiçbir şey yapmadığımı gösterdim. Gerçekten de kimsenin efendisi, baş öğretmeni asla olmadım. Ama üstüme düşeni, görevimi yerine getirmeye ve konuşmaya çalışırken beni dinlemek isteyenleri, gencini, yaşlısını geri çevirmedim. Ben parayı görünce konuşan ve eğer verilmezse susan bir adam değilim. Yoksulların olduğu kadar zenginlerin de hizmetine verdim kendime. Beni sorguya çekmeleri için ya da eğer isterlerse benim onları sorgulamam ve söyleyeceğimi dinlemeleri için. Eğer onlar arasında onurlu ya da onursuz çıkarsa bundan beni sorumlu tutmak haklı olmaz. Çünkü ben kimseye ders vermek için asla ne söz verdim ne de bu dersi yaptım. Eğer biri çıkıp da benden bütün ötekilerin aynı şekilde istemedikleri şeyleri işittiğini ve öğrendiğini ileri sürerse biliniz ki doğruyu söylemiyor. Peki ama neden bazı dinleyiciler benimle birlikte uzun saatler kalmaktan zevk alıyorlar? Size açıkladım Atinalılar ve size bütün hakikati söyledim. Çünkü onlar bilge olmadıkları halde kendilerini bilge sanan kimselerin sorgulanmasını dinlemekten hoşlanıyorlar. Gerçekten de bu pek de hoşlanılmayacak bir şey değil. Bakın size tekrar ediyorum. Başkalarını sorgulama görevini bana Tanrı sözcüleri aracılığıyla buyurmuş. Bilicilerle, düşlerle herhangi Tanrı'nın bir adama yerine getirilmesini istediği bir görevi verirken kullandığı bütün araçlarla iletmiştir. Burada söylediğim Atinalılar hem doğrudur hem de doğrulanması kolaydır. Çünkü ben gerçekten gençleri bozuyor, onları yoldan çıkarıyorsam ya da eskiden bozmuş, yoldan çıkarmışsam aralarında bazıları gençliklerinde kendilerine kötü öğütler verdiğimi, yaşlandıklarını anlamış olanlar ortaya çıkar. Beni suçlar ve cezalandırırlardı. Bunu kendileri yapmak istemeseler bile en azından ailelerinden biri, babaları, kardeşleri ya da diğer akrabaları yakınlarına kötülük yapmış, zarar vermişse eğer şu anda bunu anımsayıp öç almak zorunda hissederlerdi kendilerine. Şimdi zamanı onların arasından çoğu burada görüyorum. İşte önce benimle aynı yaştan ve aynı bölgeden Kriton, Kritobulos'un babası burada hazır. Sonra Askines'in babası, Spetoslu Tisanias da burada. İşte Epigenes'in babası, Kepisyalı Antipon. Diğerleri de buradalar. Benimle birlikte yaşamış birçok kimsenin kardeşlerini de görüyorum. Tezoditos'un oğlu ve Theodotos'un kardeşi, Nikostratos, Theodotos şimdi yaşamıyor. Kardeşini dualarıyla etkileyemez. Daha sonra Demodokos'un oğlu, Teages'in kardeşi, Paralos'u görüyorsunuz. Sonra Ariston'un oğlu ve şurada gördüğünüz Platon'la kardeşi Adiamantos da buradalar. Apollodoros'la kardeşi Ayantodoros'u da görüyorum. Daha birçoklarını da sayabilirim. Meletos bunlardan hiç değilse birini tanık göstermeliydi suçlamasında. Eğer düşünememişse bunu ona yetki veriyorum. Hemen şimdi göstersin. Böyle bir tanık bulabilirse eğer söylesin. Ama tam tersine Atinalılar. Yakınlarını bozan, onlara kötülük yapan, Meletos'la Antos'a göre onları doğru yoldan çıkaran bana hepsini yardıma hazır bulacaksınız. Doğru yoldan çıkarılmış, bozulmuş olanların beni savunmak için belki bazı nedenlerinin bulunacağı doğrudur. Ama onların ana babaları hiçbirini baştan çıkarmadığım halde yaşça ileri olanlar için benim lehime tanıklık etsinler. Yalnız haklılığa ve adalete bağlı değillerse, çünkü biliyorlar ki Meletos yalan söylüyor, bense doğruyu.
Bu kadar yeter yargıçlar. Savunum için verebileceğim kanıtlar aşağı yukarı bunlar. Ya da bunlara benzer şeylere gelir dayanır. Belki içinizde buna benzer ya da bunun daha küçük bir davada bile kendisinin torunlarını mahkemeye gösterip gözyaşları dökerek yargıçlara yalvarıp yakardığını, yargıçları yumuşatmak için çocuklarının bir sürü akraba ve dostlarıyla birlikte mahkemeye getirdiğini anımsayarak kızan biri bulunacaktır. Oysa ben ölüm ile kalım tehlikesi arasındayken bile bunların hiçbirini yapmak istemiyorum. Bunu düşünerek belki de bu öfke ve kızgınlıkla oyunu esirgeyecektir benden. Eğer sizlerden biri bu duygular içinde bulunursa, ben kendi payıma böyle birinin varlığına inanıyorum. Evet, bu duygular besliyorsa şöyle diyerek ona akıllı bir cevap vereceğime inanıyorum. Dostum, benim de yakınlarım var. Zira Homeros'un dediği gibi ne meşe ağacından ne de kayadan doğdum. Ama insani varlıklardan meydana geldim. Benim de anam babam oğullarım var. Atinalılar. Üç oğlundan biri yetişkin çağında. Diğer ikisi ise çok küçük. Durum böyleyken sizlerden bağışlanmamı sağlamak için onları buraya getirmedim. Peki niçin hiçbir şey yapmak istemiyorum? Bu aldırmazlıktan değil Atinalılar. Ne de size karşı bir saygısızlıktan. Ölümden korkmadığım, ona güven içinde bakıp bakmadığım da ayrı bir sorun. Ama böyle bir davranış kendi onurum, sizin onurunuz ve bütün sitenin onuru için aykırı bir davranış olurdu. Benim yaşıma gelmiş, doğru ya da yanlış, bilgeliğiyle tanınmış bir kişinin böyle bir aşağılığa düşmemesi gerekir. Sanırım Sokrates'in şu veya bu bakımdan bazı konularda insanların çoğundan ayrıldığı, farklı olduğu kabul gören bir kanıdır. Aranızda bilgeliği, yiğitliği ya da herhangi bir erdemiyle sivrilmiş olduğunu söyleyen kimselerin böyle aşağı bir davranışta bulunmaları utanç vericidir. Bununla birlikte böyle davranan adamları çok görmüşümdür. Değerli kimseler diye geçinen bu adamlar, yargıçların önünde şaşırtıcı aşağılıklar yapmışlardır. Onları ölüme mahkum ettiğinizde sanki korkunç bir belaya ya da acıya bakıyor gibiydiler. Ve onları yok etmediğinizde de ölümsüz olmuşlardı sanki. Bence onlar kentin onuru ile oynuyorlar. Bunların bu tür hareketleri dışarıdan gelen bir yabancı da Atina'nın en ünlü adamların, gene kendi hemşerilerinin üstün yerlere, onurlara yükseltmek için seçtikleri bu kişilerin hep böylelerinden seçildiği, bu kimselerin kadınlar kadar bile yürekli ve gözü pek olamadıkları kanısını uyandırırlar. Atinalılar, bu tür şeyleri bizim gibi değerli olduğunu savunan kimselerin yapmamaları gerekir. Eğer yaparsak bunlara sizlerin izin vermemesi bir zorunluluktur. Tutuklu, yargılı olmalarını soğukkanlılıkla karşılayacak yerde önünüzde acınacak sahneler oynayan, kenti gülünç durumlara düşüren bu kimseleri daha şiddetle cezalandırmak isteğini göstermeniz gerekir. Onurdan bağımsız olarak Atinalılar, yargıcına yalvarıp yakararak kişinin af dilenmeleriyle kendini bağışlatması bana pek de haklı görünmüyor. Oysa onu aydınlatmalı ve inandırmalıdır. Zira yargıç adaletten bir lütuf elde etmek için değil, ama kimin haklı olduğunu kararlaştırmak için o makamı işgal eder. Kendisine iyi gibi görüneni öne çıkarmak için değil, yasalara uygun olarak yargılamak için yemin etmiştir. Sizi yalan yere yemin etmeye alıştırmamamız gerektiği gibi sizin de buna kendinizi alıştırmamanız gerekir. Yoksa her birimiz tanrıları gücendirirdik. O halde Atinalıları önünüzde ne onurlu, ne haklı, ne de özellikle Melatos'un beni dinsizlikle suçladığı şu sırada Zeus adına dinsel saymadığım uygulamalara başvurmamı beklemeyin benden. Zira açık ki size kendimi acındırsaydım ve dualarımla alnınızı bozmaya zorlasaydım eğer, tanrıların olmadığını öğretmiş olurdum sizlere ve kendimi böyle savunarak onların olmadığına inanmakla kendi kendimi suçlamış olurdum. Oysa durum bunun tümüyle tersidir. Tanrıların varlığına gerçekte beni suçlayanlardan daha çok inanıyorum. Atinalılar ve bu nedenle de sizin ve benim için daha iyisinin olması gerektiğine karar vermek üzere bu işi size ve Tanrı'ya bırakıyorum. İkinci bölüm. Ölüm kararından sonra cezasının kesinleşmesi için davet edilen Sokrates, yürütme kurulundan ceza olarak karnının doyurulmasını ister. Benim için vermiş olduğunuz mahkumiyet kararına üzülmeyişimin birçok nedenleri var Atinalılar ve bunun başıma geleceğini beklemiyor değildim. Beni asıl şaşırtan lehte ve aleyhteki oyların sayısı. Farkın bu kadar az olacağını sanmıyordum. Çok daha büyük bir çoğunlukla mahkum olmayı bekliyordum. Zira eğer doğru hesapladıysam 30 oyun bir yer değiştirmesi buradan beni çıkarmaya, beraat ettirmeye yeterdi. Bu koşullarda Meletos'un suçlamasından yakamı sıyırdığımı söyleyebileceğimi sanıyorum. Ve yalnız ondan paçamı kurtarmakla kalmadığımı, Antos'ta Likon beni suçlamak için eğer buraya birlikte gelmeseler de Meletos'un yasanın istediği gibi oyların beşte birini sağlayamayarak 1.000 drahminlik para cezasına çarptırılmış olabilirdi de. Her neyse,
Şimdi bu adam ölümümü talep ediyor. Öyle olsun. Ama ben kendi açımdan size ne önereceğim? Tabii ki layık olduğum, hak ettiğim şeyi. Peki nedir bu? Sakin bir yaşamı sürdürmek yerine ben hangi cezayı ya da para cezasını hak ediyorum? Bütün yaşamında insanların çoğunun düşkün olduğu şeylere, servete, aile bağlarına, ordunun kumanda kademelerine, politik makamlara, her türden ağırlı siyasal bağlantılar ve başkanlıklara, bu gibi şeylere hiç aldırış etmemiş bir adama verilecek karşılık ne olabilir? Ben bir siyaset adamı olmak için fazla dürüst olduğumu düşünerek size ve kendime iyilik etmemi engelleyecek hiçbir yola sapmadım. Tam tersine, hepinize iyilik etmemi mümkün kılan bir yola girdim. Herkesin kendini düşünmekten, kendi işlerinin peşinde koşmaktan önce erdemi, bilgeliği araması gerektiğini, devletin sırtından yararlanmaya bakmadan önce devlete bakması gerektiğini sizlere kabul ettirmeye çalıştım. Her alanda bu ilkelere göre davranmanın zorunlu olduğunu söyledim. Böyle bir kimseye ne yapılabilir Atinalılar? Bir armağan verilmez mi? Ona bir armağan vermek gerekirse yaptıklarına yaraşır bir armağan olmalıdır bu. Sizi yetiştirmek, aydınlatmak için her şeyi bir yana bırakan yoksul bir yardımsever insana yaraşır armağan ne olabilir? Böyle bir adama Atinalılar onu Pitaneion'da beslemekten daha uygun hiçbir armağan olamaz. Böyle bir armağan Olimpiyada bir at ya da bilmem iki veya dört atlı araba yarışlarında armağan kazanan bir yurttaştan çok ona yaraşır. Yarışı kazanan sizi yalnızca görünüşte gerçekten mutlu kılıyor. Bense hakikatte. Onun beslenmeye ihtiyacı yok. Benim ise ihtiyacım var. Layık olduğum cezayı uygun ve yerinde bir ceza olarak kesmem gerekse o zaman kendimi Pirtanyon'da yemek yedirilmek cezasına çarptırırdım. Gözyaşları ve yalvarmalar hakkında daha önce de söylediğim bu sözlerimle de size boyun eğmediğimi göstermek istediğimi sanacaksınız belki. Hayır Atinalılar, hiç de öyle bir niyetim yok. İşte demek istediğim. Ben kimseyi isteyerek, bilerek kötülük yapmadığıma kâniyim. Ama siz bana inanmak istemiyorsunuz. Kendimizi açıklamak için pek az zamanımız oldu. Başka yerlerde olduğu gibi sizin burada da büyük davaların tek bir günde değil de daha geniş bir zamanda görülmesi kuralı bulunsaydı sizlere ikna edeceğimi sanıyordum. Ama bu kadar kısa bir sürede böylesine kara lekeleri silmek hiç de kolay değil. Kimseye şimdiye değin bir haksızlık yapmadığım kesin olduğu gibi kendime de yapmaktan sakınıyorum. Bir cezayı hak ettiğimi söylemeyecek, kendime de bir ceza önermeyeceğim. Korkacak neyim var? Ben ölümün bir iyilik mi yoksa bir kötülük mü olduğunu bilmediğimi dile getirirken, Melatos'un bana karşı önerdiği ölüm cezası için acınmaya değer mi? Ya da bunun yerine kötülerden olduğunu bildiğimi mi seçeyim ve onlardan biriyle mi kendimi mahkum ettireyim? Hapse atılmayı mı seçeyim? Cezaevinde hep başıma dikilen gardiyanların, 11'lerin tutsağı olarak niçin yaşayayım? Para cezasına ya da o ödeninceye kadar kendimi hapis cezasına mı mahkum ettireyim? Bu da demin sözünü ettiğim cezaevine girmekle aynı kapıya çıkar. Salınım verilmem için gerekli param yok çünkü. Kendimi sürgün cezasına çarptırmayı mı önereyim? Belki de önereceğiniz ceza budur. Ama benim kendi hemşerilerim olan sizler bile artık konuşmalarıma ve sözlerime katlanamazken, bütün bunları çekilmez ve iğrenç bulurken, başka yabancıların bana katlanıvereceklerini umacak kadar düşüncesiz olmak için yaşamak tutkusunun gerçekten gözlerimi kör etmesi gerekir. Hayır Atinalılar, o kadar da değil. Bu koşullar içinde kendi ülkemi terk edip bu yaşlı halimde şehirden şehire dolaşmak ve gittiğim her yerden kovulmak benim için ne de güzel bir yaşam olurdu hani. Çünkü eminim ki burada olduğu gibi her gittiğim yerde bütün gençler beni dinlemeye gelecekler. Onları başımdan uzaklaştırırsam kendilerinden yaşlı hemşerilerini de seferber ederek kozduracaklar beni. Uzaklaştırmasam onları bu sefer babaları, yakınları onlar yüzünden sürüp attıracaklar beni. Belki bana şöyle denenecek. Ne yani Sokrates? Sesini çıkarmaz, dilini tutarsan sürgünde yaşayamaz mısın? İşte aranızdan bazılarına anlatılması en güç olan da bu. Zira bunu yapmanın Tanrı'ya itaatsizlik olacağına, onun için de dilimi tutmanın olanaksız olduğunu size söylediğimde bana inanmayacaksınız. Eğlendiğimi ve alay ettiğimi sanacaksınız. Öte yandan bir insan için iyiliklerin en büyüğünün her gün erdem üstüne ve konuşmalarımda dinlediğiniz öteki konular üstüne görüşmek, tartışmak olduğunu, kendime ve başkalarını böylece incelediğimi, sınadığımı söylersem, sonra da buna sınavsız ve denetimsiz bir yaşamın yaşanma zahmetine değmediğini eklersem pek az inanacaksınız bana. Oysa söylediğim gibidir Atinalılar, ama sizi buna inandırmak kolay değil.
Bu nedenlere kendimi hiçbir cezaya layık bulmadığımdan yargılanmaya alışık olmadığımı da ekleyin. Bununla birlikte eğer param olsaydı ödemem gereken miktarı saptardım. Zira bunda benim için bir kötülük yok. Ancak param da yok. Verebileceğim kadar bir miktar para cezası kesersiniz, bir diyeceğim olmaz. Belki size bir mina ödeyebilirim. Öyleyse bana kesilecek cezanın miktarı budur. Ama Platon, işte Atinalılar, aynı şekilde Kriton, Kritobulos ve Apollodoros bana sizlere 30 mina teklif etmem için baskı yapıyorlar. Ödemeyi garanti ediyorlar. Haydi öyleyse bu miktarı ceza olarak öneriyorum. Bu paranın ödenmesi için onlara güvenebilirsiniz. 3. bölüm. Sokrates'in yargıçlarına kısa söyleme. Sabırsızlığınız yüzünden Atinalılar, bakın ne söylenecek size. Kendimizi kötülemek isteyenler Sokrates'i bir bilgiyi öldürtmüş olmakla kınayacaklar sizi. Zira sizleri utandırmak için olmadığım halde bilgi olduğumu söyleyecekler. Eğer birazcık daha bekleseydiniz işin sonu kendiliğinden gelecekti. Zira yaşımı görüyorsunuz. Yaşamda oldukça yol aldım ve ölüme çok yakınım. Bir ayağım çukurda. Burada söylediğim hepinize değil ama beni ölüme çarptıranlaradır söylediklerim. Onlara söyleyecek birkaç şeyim daha var. Belki de iyi konuşma yapamadığım için Atinalılar, yani sizi ikna edecek iyi söylevler veremediğim için demek istiyorum. Ölüme mahkum olduğumu sanacaksınız ve elimden geleni esirgemeyip ne yapıp edip bu yargıdan kurtulmalıydım kendime diye düşüneceksiniz. Hayır, tam tersine. Mahkum olmam, hüküm giymem, konuşmamın, söylememin zayıflığından değil. Ama atılganlığımın eksikliğinden, aldırışsızlığımdan ve saygı duymamamdan ötürü. Çünkü duyduğunuzda pek hoşunuza gidecek olan başka sanıklar, işitmeye alışık olduğunuz gözyaşı döken, ağlayıp sızlanan, kendime yakıştıramadığım, bu ve buna benzer daha bir sürü şeyi yapan bir Sokrates olmak istemedim diye çarptırıldım ölüm cezasına. Ama az önce özgür bir adama yakışmayan bir şeyi herhangi bir tehlike korkusuyla yapmak zorunda olduğuma inanmadığım gibi, şimdi de kendimi böyle savunduğum için pişman değilim. Bu aşağılık şeyler sayesinde yaşamaktansa kendim bildiğim ve yaptığım gibi savunarak ölmeyi çok daha fazla yeğlerim. Çünkü ne mahkemelerde ne de savaşta hiç kimsenin, ne benim ne de bir başkasının ölümden kaçıp kurtulmak için her türlü araca başvurmaya hakkı vardır. Çatışmalarda silahlarını atarak ve kendisini takip edenlerden aman dileyerek bir kimsenin ölümden yakayı sıyrılabildiği için sıkça görülmüştür. Aynı şekilde tehlikenin her türünde, eğer her şeyi yapmaya ve her şeyi söylemeye karar verilirse bir kez, ölümden kurtulmak için binlerce çare bulunur. Zor olan belki de ölümden kaçmak değildir. Atinalılar, kötülükten kaçmak çok daha zordur. Çünkü kötülük ölümden çok daha hızlı koşar. Şimdiki durumda yavaş ve yaşlı olan benim. İkisinden daha yavaş olanı yetişir bana. Oysa beni suçlayanlar, güçlü ve tez olduklarından en hızlı olan kötülük yetişir onlara. Şimdi sizin tarafınızdan ölüme mahkum edilmiş olan ben buradan çıkacağım. Onlar da hakikat tarafından mahkum edilen elleri kanlı ve kötü caniler olarak ve ben kendi cezamı çekerim. Onlar da kendilerininkini. Belki de bunun böyle olması gerekiyordu ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inanıyorum. Bundan sonra beni mahkum eden sizlere bir öngörüde bulunmak isterim. Çünkü şimdi ben yaşamı terk etme anında, geleceği en iyi gören ve okuyan insanların bulunduğu bir eşikteyim. Size beni ölüme yollayan siz yargıçlara önceden bildiriyorum. Ölümden hemen sonra Zeus tarafından beni öldürmekle bana verdiğiniz, kabul ettirdiğiniz cezadan çok daha ağır bir cezaya çarptırılacaksınız. Beni mahkum etmekle yaşamınızın hesabını vermekten kurtulacağınızı umuyorsunuz. Oysa başınıza gelecekler bunun tam tersidir. Sizi temin ederim. Şimdiye değin önem fırlamalarına size sezdirmeden engel olduğum birçok soruşturmacanın karşısına dikilip sizlerden hesap sorduklarını göreceksiniz. Zira insanları öldürmekle sürdürdüğünüz kötü yaşamın kınanmasına engel olacağınızı sanıyorsanız eğer yanılıyorsunuz. Denetleyicilerden bu tür paçayı kurtarma ne çok etkili ne de onurlu bir yoldur. Onlardan kurtulmanın en güzel ve en kolay yolu başkalarının ağzını kapamak yerine kendini olabildiğince mükemmel hale getirmek için çalışmaktadır. Sizden ayrılıp istirahati çekilmeden önce beni mahkum eden sizlere söyleyeceğim kehanetler işte bunlardır. Beni beraat ettiren dostlar, yargıçlar meşgulken öleceğim yere beni götürmeden önce sizlerle olup bitenler üzerine görüşmek isterim. Bekleyin öyleyse biraz daha dostlarım. Vakit varken hiçbir şey görüşmemize engel olamaz. Bugün başıma geleni nasıl yorumladığımı siz dostlarıma olduğu gibi göstermek istiyorum. Gerçekten de yargıçlar, yalnız sizler hak ediyorsunuz bu yargıç adını. Olağan dışı bir şey geldi başıma.
Tüm yaşamım boyunca en önemsiz işlerde bile bir kötülük yapacak olsam içimdeki alışık olduğum tanrısal ses beni bundan alıkoymak için sesini duyurmaktan asla geri kalmadı. Oysa bugün sizin de gördüğünüz gibi kötülüklerin en sonu gibi görülebilen ve gerçekten de görülen bir şey başıma geldi. Ne var ki ne bu sabah evden çıktığımda ne yargı yerine buraya geldiğimde ne de sizlere söylemek istediğim konuşmanın herhangi bir yerinde Tanrı'nın işareti beni durdurdu. Oysa birçok başka durumlarda konuşmamın tam orta yerine durdurdu beni bu iç ses. Bugün tam tersine tartışma sırasında bile ne eylemlerimin hiçbirine ne de sözlerimin hiçbirine karşı çıkmak için araya girmedi. Bu çekincesini hangi motife bağlamalı, neye yormalıyım? Size söyleyeceğim. Benim başıma gelen kuşkusuz bir iyiliktir ve ölmenin bir kötülük olduğunu düşündüğümüzde bu yargıya sağlıklı ve sağduyuyla varmamız mümkün değildir. Ve burada kesin bir kanıt görüyorum. Eğer benim yaptığım iyi bir şey olmasaydı, o bildik işaret beni durdurmaktan geri bırakmazdı. Ölümün bir iyilik olduğunu sıkı sıkıya unduracak öteki nedenler de işte. İki şeyden biri. Ya ölen biri hiçliğe, yokluğa eriyor ve artık hiçbir şeyin bilincine sahip olmuyor ya da denildiği gibi ölüm bir değişmedir. Ruhun bulunduğumuz yerden başka bir yere göçmesidir. Ölüm şayet bütün duyguların sönmesi, son bulması ise ve hiçbir şeyin rüyaların bile görünmediği uykulardan biri ise ölmek ne harika bir kazançtır. İnsanın deliksiz bir uyku çektiği, bir düş bile görmediği bu gecelerden birini yaşamının öbür geceleri ve gündüzleriyle karşılaştırmak için seçmek gerekseydi bu geceden daha güzel ve daha hoş kaç gece yaşamında geçirmiş olduğunu da bize söylemesi gerekseydi, sadece basit bir yurttaşın değil, büyük hükümdarın bile hayatında böyle geceleri, geçirdiği öteki gündüzlere ve gecelere göre sanırım pek azdır. O halde ölüm uykuya benzer bir şeyse ben de onun için bir kazanç olduğunu savunuyorum. Çünkü bütün zamanların akışı yalnız böylece tek bir gece gibi görünür. Bir diğer açıdan eğer ölüm buradan başka bir yere bir geçit ise ve denildiği gibi bütün ölüler orada toplanıyor, bir araya geliyorlarsa bundan daha büyük bir iyilik hayal edilebilir mi yargıçlar? Zira sonunda Hades'e, öteki dünyaya vardığımızda bu sözde yargıçlardan kurtulmuş olarak söylendiğine göre orada adaleti sağlayan gerçek yargıçları Minos'u, Radamantos'u, Aikos'u, Triptolemos'u ve yaşamları boyunca hakkaniyetle ve doğru davranmış bütün bu yarı tanrıları bulacaksak bu seyahat zahmete katlanmaya değmez mi? Öte yandan eğer orada Orpelus'la, Musalios, Hasidos'la, Homeros'la toplaşılıp bir araya gelinirse bu mutluluğu ne pahasına olursa olsun satın almaz mısınız? Bana gelince eğer bu anlatılar doğruysa birçok kez ölmeye razıyım. Hele benim için özellikle Palamedes ile Telamon'un oğlu Aias ile ve bütün o eski zamanların haksız, adaletsiz ve yargılamanın kurbanları olarak ölmüş kahramanlarıyla orada görüşüp konuşmak ne harika bir vakit geçirme olurdu. Kendi sonumu onlarınkiyle karşılaştırmayı sanırım çok zevkli bulurdum. Ama benim için en büyük zevk orada da burada da yaptığım gibi aralarında hangilerinin bilge olduğunu ve hangilerinin de olduğunu sandığını ama olmadıklarını görmek için günlerimi kişileri incelemek ve sorguya çekmekle geçirmek olurdu. Troya'ya karşı büyük orduyu yöneten kişiyi ya da Odessa veya Sipos'u veya adlara verilebilecek erkek ya da kadın daha pek çoklarını inceleyip sınamak için insan neler vermez yargıçlar. Onlarla sohbet etmek, onlarla yaşamak, onları inceleyip sınamak anlatılmaz bir zevk olurdu. Her şeye karşın Hades'te bunun için ölüme mahkum etmenin olmadığı kesin ve yalnız orada insanın buradakinden her bakımdan çok daha mutlu olması değil. Ama aynı zamanda en azından eğer söylenen doğru ise ölümsüz de olması söz konusu. Sizlerin de yargıçlar ölüm karşısında iyi bir umuda sahip olmanız gerekir. Ve şunu da aklınıza iyice koymalısınız ki kesin olan tek bir şey var. O da iyi insan için kötülüğün mümkün olmadığıdır. Ne yaşam boyunca ne de ölümünden sonra. Ve tanrılar onun yazgısına kayıtsız değillerdir. Benim de öyle rastlantısal bir olgu, rastgele bir son değil. Açıkça görüyorum ki şu anda ölmem ve bütün acılardan kurtulmam benim için daha değerli ve iyidir. Ve suçlarken benimle aynı düşünceye sahip oldukları doğrudur. Bana zarar vereceklerini sanıyorlardı ve bu yüzden de kınamayı hak ediyorlar. Kendilerinden isteyeceğim bir şey daha var. Oğulların büyüdüğünde Atinalılar, eğer onların zenginlikleri ya da başka her şeyi erdemden önce aradıklarını görürseniz, tıpkı benim sizlerle uğraştığım gibi siz de onlarla uğraşarak cezalandırın.
Hiçbir şey değillerken kendilerini bir şey sanarlarsa, ödevlerini savsakladıklarında ve layık olmadıkları bir şeyi kendilerine layık sandıklarında, benim sizleri utandırdığım gibi siz de utandırın onları. Eğer bunu yaparsanız bize, bana ve oğullarıma tam olarak doğru davranmış olursunuz. İşte gitme vakti geldi. Ben ölmeye, sizler yaşamaya. Hangimizin payına düşen en iyi kimse bilmez bunu. Tanrı dışında. Son.